Emine Hanım 45 yaşında, Rusya'dan geldi bize. Azerbaycan kökenli kendisi. Şu anda gözlük kullanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gözlükleri var, çok kalın. Bunlar 9 numaraya yakın gözlükler. Her iki gözle de. Bir takalım mı? Gözle görelim nasıl görünüyor. Böyle 9 numara bir gözlüğümüz var. Gözler lazer için uygun değil. Yüksek numara olduğu için lazer için uygun değil. Kendisi yıllarca lens kullanmış. Kontak lensen de artık bıkmış. Artık ne lens kullanmak istiyor, ne gözlük kullanmak istiyor. Lazer için de uygun olmayınca biz de akıllı merceği düşündük. Bu yaş için çok uygun bir mercek, akıllı mercek. Akıllı mercek de bugün her iki gözlük genel anestezi altında yapmayı planlıyoruz. Bir defa da bütün hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Ne bileyim bakalım mesela gözlük yokken gözlüğü çıkaralım. Karşıdaki yazıları okumaya çalışalım. Bu şekilde okuyabiliyor muyuz karşıyı? Görünmüyor. Bunları görebiliyor muyuz? Görünmüyor. Böyle görebiliyor muyuz? Görünmüyor. Şimdi görebiliyor muyuz? Görünmüyor. Şu anda gözlüğü olmadan bunların hiçbirini kendisi göremiyor. Bir gözlük takalım. Gözlükle karşıya doğru bakalım yine. Şimdi görüyoruz ama gözlükle şimdi görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Böyle var mı? Evet. Okuyabilir miyiz? Arkadaşlar. Böyle görüyor muyuz? Yok. Görünmüyor. Yani %50'lerde bir dolma var. Şey olarak. Biraz göz tembeli de var muhtemelen. Biz bunu akıllı mercekle bakalım ne kadar çıkartabileceğiz. Hem uzay hem yakın nasıl görecek? Evet, hastamızı genel anestezi altında vakamıza başlıyoruz. Önce sol gözü yapmayı planlıyoruz. Daha sonra sağ göze geçeceğiz. Masamız hazır. Arkadaşlar hazır. Hastamız hazır. Başlıyoruz. İlk gözü tamamladık. Sol gözü. Şu anda sağ göze geçiyoruz. Genel anestezi altında olduğu için hastada yüksek miyop olduğundan dolayı vitreos basıncı çok fazla olmadı. Bizi genel anestezi altında olarak yapmak büyük kolaylık sağladı bize. Bakalım diğer göze geçiyor şimdi. Her şey yolda. Şimdi sağ gözü başladığımız zaman hastanın diğer gözü sanki başka bir hastaymış gibi bütün malzemelerini açıyoruz. Bütün malzemelerimiz sıfır oluyor. Eldivenlerimizi, önlüklerimizi hepsini değiştiriyoruz. Bu hastamızda da yine mikroüsüzlenen soğuk FAKO tekniğini kullanacağız. Bir tarafta irigasyon çoku, bir tarafta siliksiz FAKO. Ameliyatımızı 0.9 mm gibi çok küçük kesilerden tamamlayacağız şimdi. Hastamızın iki tarafı katarak ameliyatını tamamladık. Gayet güzel oldu. İstediğimiz şekilde oldu. Problem yaşamadık. Eylül'ün ameliyatını oldu. Her iki gözden genel anestezi altında katarak ameliyatını yaptık. Oldukça başarılı, güzel bir ameliyat oldu. Şu anda ameliyat öncesi gözlüklü gördüğünü artık gözlüksüz görebilecek bir seviyede. Biraz göz tembelliği var ama iyi bir görmesi var. Hem uzakta hem yakında. Yani onu da bir test edelim. Geçmiş olsun bakalım. Tekrar bir gösterelim her şeyi. Yazılar okuyabiliyor muyuz? En üstte hangi harf var? T. Evet. B. Evet. D. Şöyle en üstte. Y. Evet. Şöyle biraz daha düşünsek. En üstte hangi harf var? K. Ha, güzel. Ameliyattan önce de %50 bir görmesi vardı. Şu anda birinci günde bunu yakaladık ama gitgide merceğe alıştıkça daha iyi bir görmesi olacak. Şimdi yakında bir bakalım. Şöyle yazılara. Biraz Türkçe'yi çok iyi bilmiyoruz ama başta hani iyi gördüğümüz mesafe nasıl şu anda okuyabiliyor muyuz şu anda? Yani rahat gördüğümüz mesafe hangi mesafe? Böyle midir? Öyle. Yaklaştıralım. Bulanıklaşana kadar yaklaştıralım bakalım. Şöyle. Geçiyoruz. Artık bundan sonra gözlüksüz bir hayat. Gözlüksüz bir hayat olacak. Gözlüğü bıraktık. Hem uzak hem yakın. Rahat bir şekilde görebileceğiz. Görme güzel değil mi? Allah'ın sağlığınızı, uzun ömürler verirse, ben gözümün ışığını arttırdı. Eyvallah. Dünyada bir ışık ucuyor. Sizin sayenizde. Evet. Çok evet. Teşekkür ederim. Sadece vesile olmuş ya. Güzel. Hiçbir şey olsun. Çok teşekkür ederim.